Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla Allah'ın izniyle bugün de yine Pınar'ın kaynağından programımıza devam edeceğiz ve 167. programı size takdim edeceğim. Bu sohbetimizde de yine sazan avcılarının Allah'a karşı yapmış oldukları iftiraları değerlendirmeye çalışacağız. Bundan evvelki sohbetimizde sorunun bir tanesinde, yani iddianın bir tanesinde kendi yarattığı insanları ayırıyor, ayrıştırıyor, ötekileştiriyor. Köle, cariye, kafir, müşrik, münafık vesaire vesaire diye ayırıyor demişlerdi. Onlara cevap vermiştik. Yani Allah'ın kimseyi kendisinin ayırmadığını, ayrıştırmadığını, insanların kafirliğinin de, müşrikliğinin de, münafıklığında, müminliğinin de herkesin kendi işi olduğunu, o sıfatları herkesin kendisinin hak etmiş olduğunu bahsetmiştik. Allah'ın da yine herkesi özgür bıraktığını, özgür olarak aklıyla, fikriyle inanması gerektiğini ve de amel etmesi gerektiği konularını sizlere açıklamıştım. Evet, şimdi burada bu maddenin içerisinde yine konu edilen bir şey daha var, biliyorsunuz. Allah köle diye bir sınıfı tanıdığı, cariye diye de bir sınıfı tanıttığı iddiası ve iftirası söz konusu. Sohbetimizin başında biraz bunlara da hani değineceğiz. Şimdi önce geçen programda hani bu müşriklik, müminlik, cennet, cehennem konularını işlerken bir şey söylemiştim. Onu tekrar bir hatırlatayım. Şimdi Allah hiçbir annenin babanın bile evladına yapmadığı korumacılığı yapıyor kullarına demiştim. Kullarını korumaya alıyor, korumaları için öğütler veriyor Allah. Hani demiştim ki özgür bıraktı Allah, herkes özgürce, özgür iradesiyle inansın istiyor. Özgürce, özgür iradesiyle işler yapsın, ameller işlesin istiyor. Ama bunların hiçbirisinde zorlama yapmıyoruz. İnsanı robot yerine koymuyor. Bunları bahsetmiştik. Herkes yani tek düze olsun, robot gibi olsun istemediğini de birçok ayetle sizlere takdim etmiştim. Şimdi şöyle mesela burada hep Allah'ın öğütten bahsettiğini, hep öğütle yaptığını, Kur'an ile öğüt ver, ahireti hatırlatarak öğüt ver falan gibicesine onlarca ayeti var da ben burada size şimdi önce Nahl suresinin 90. ayetiyle başlayayım bu öğüt noktasına. Şimdi Allah burada 90. ayette ki İslam dininin de özünü de ifade ediyor bu ayet. Şüphesiz Allah adaleti, iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi ve yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlıktan, kötülükten ve azgınlıktan da men eder, yasaklar. O düşünüp öğüt alırsınız diye size öğüt verir. Evet. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği, gönderdiği mesajların hepsi öğüt düzeyinde. Bir, elçilerin tebliği, elçilerin görevi de hep öğüt vermektir. Kimseyi zorla, dayak, değnek, imana getirmek veyahut da amel ettirtmek falan değildir. Herkes özgürdür. Şimdi hani şöyle dedim ya, yani Allah hiçbir ananın babanın bile oğluna, kızına yani evlatlarına vermediği tarzda öğütler veriyor. Onları korumak için nasihatler ediyor.
Bu konuyla ilgili birkaç ayet size takdim edeceğim. Bakın, hakikaten öyle mi? Yani Allah'ın merhameti bize anamızdan, babamızdan daha mı öncelikli, daha mı iyi, daha mı değerli, daha mı kapsamlı? Şimdi şöyle okuyalım. Tahrim suresinin 6 ve 7. ayetlerinden oluşan paragraf. Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Ateşin üzerinde Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenleri yapan çetin ve kaba görevli güçler vardır. Ey kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini reddetmiş kimseler, bugün özür dilemeyin, siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Evet, ayette gördük, müminlere uyarı yapılıyor. Hem kendinizi hem de yakınınızı cehennemden koruyun diyor. Öğüt emrediyor. Kafirlere de, onlara da bugün özür dilemeyin. Özür zamanı geçti, tevbe zamanı geçti. Dönüşü olmayan bir durumdasınız. Siz sadece işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Size de ekstra bir şey yapılmayacak. Yani ne suçunuz varsa onları çekeceksiniz. Artı bir şey yapılmayacak. Evet. Şimdi müminlere ise şunu da söyleyeyim, burada kafirler hani birebir yaptıklarının karşılığını çekecekler ama müminlerse yaptıkları işlerde, amellerde şimdi hem yaptıkları hem de artılarla, kıst muamelesiyle artı ödüller de alacaklar. Bunu başka ayetlerde, başka konularda da size anlatmıştım. Allah o gün diyor, hani mizan meselesi var ya, mizanı kuracağız, terazisi ağır gelen, hani mutlu bir yaşam sürecek cennette, hafif gelen de cehennemde, onun anası ateş olacaktır diyordu. Buradaki teraziyi de Allah başka ayetlerde kız terazisi. Kız terazisi dediğimiz zaman hak edilmiş. Yani müminlere imanları tabi terazide ağır bastığından onlar 3 derecelik yani 3 puanlık bir amel ettilerse Allah onu 1'e 30 yapacak. Yani 1'e 10'da verecek. Yeri gelip infaka yönelikse 1'e 700 de verecek. Hatta daha da artıracak. Bu muamelenin adı kısttır. Evet. Burada gördük. Allah mesajında kendinizi ve yakınlarınızı cehennem ateşinden koruyun diye öğüt veriyor. Şimdi bir başka ayette ey iman etmiş kimseler, yine bu Tahrim suresinin bir ayeti, saf, katışıksız, samimi bir hatadan dönüş ile Allah'a dön. Tevbe. Odur, hata yapmışsınızdır. Bir hayli kusurlarınız vardır ama burada saf ve katışıksız, samimi olarak hatadan dönüş. Buna Arapça tabirle sizlerin de çok duyduğu gibi tevbe-i nasuh denir. Tevbeten nasuha diye geçer. Evet, bunu yapın. Umulur ki Rabbiniz peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı, ışıklarının önlerinde ve sağlarında koşacağı, Rabbimiz ışığımızı tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye güç getirensin diyecekleri günde sizin kötülüklerinizi örter ve sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. 6-7'de ne demişti kafirlere? Siz ancak işlediklerinin cezasını çekeceksiniz demişti. Burada da bakın tevbe edip yani samimi tevbe edenleri hatadan döndüğü zaman bir daha yapmama
Bakın bir daha yapmama yönünde kararlılık gösterenleri ve ayrıca kendi yaptığı ettiği hani dönüşünü de bir başkalarına da yansıtmak suretiyle nasihat, bir başkasına da hani öğüt olacak düzeyde hayat sürenleri de bu şekilde içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar diyor Cenab-ı Hak. Bu da bak ne güzel uyarı. Şimdi Bakara suresinin 195'inde ve Allah yolunda malınızı harcayın. Yani başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Kendinizi ellerinize tehlikeye bırakmayın ve iyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Bakın burada her yönünü şey yaparken özellikle kendinizi tehlikeye atmayın uyarısı var. Bu uyarıda ne var? İnsanların yani olmadık şeyler yüzünden üç kuruşluk menfaat peşinde koşarken de hani kendisine, çevresine, doğaya vesairece yani çok büyük zararlar vermesini de dikkate alınmasını istiyor. Onu da kendiniz yapmayın diyor. Bakın onu kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi bu nedir dediğimiz zaman biraz daha açayım ben bunu. Şimdi çevrede olan yangınlar, trafik kazaları ve ihmalden kaynaklanan bir sürü musibet. Depremde evlerin yıkmaları olur, maden ocaklarındaki patlamalar, çatlamalar, oradaki şeyler olur. Bunları da bak kendi elinizle hani kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Zaten musibetlere de Cenab-ı Hak Şura suresinde biliyorsunuz size ne musibet isabet ediyorsa kendinizin yüzündendir diyor. Ve yine Ankebut Rum suresinde de şöyle bir ifade vardı biliyorsunuz. Yeryüzünde oluşan musibetlerden doğan kargaşalar, bozuklukların hepsi insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzündendir. Biz de onun bir razını tatsınlar da dönsünler de uyarı yapıyoruz diyordu. Şeyde de yani Şura suresindeki ayette de Allah size daha çok çoğunu hak ediyorsunuz ama Allah çoğunu da size tattırmıyor. Çoğundan da vazgeçiyor ifadesi vardı. Şimdi bu uyarılar karşısında ne denir? Nasıl bir tavır alınır? Evet. Ve sonunda şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Evet. Hud 113. Bakın buradaki uyarı da Allah'ın rahmet sıfatıyla ilgili ne boyutta onu da görün. Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek yanlış kendi zararına iş yapan kimselere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunuverir. Ayetin orijinalindeki sözcük zalimlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunuverir. Yani burada ne var? Hani üzüm üzüme baka baka kararır. Körle yatan şaşı kalkar gibi de bir sürü yani birçok da şey var. Hani atı atın yanına bağlamayın ya huyundan kapar ya suyundan falan atasözlerimizin de olduğu gibi zalimlere meyletmeyin. Buradaki zalimler başta müşriklerdir. Onu söyleyeyim. Çünkü en büyük zulüm şirkti biliyorsunuz. Ona meyletmeyin. Onlar gibi olmayın. Onlara benzemeyin. Ateş size dokunuverir. Bu ateş hangi? Dünyada da dokunur bu. Yani her türlü zarar, ziyan, hani dünyada ekonomisinden, iktisatından, ahlakından, şuyundan, buyundan o ateş de var. Ve neticede o ateş mutsuzluk ateşi, husran, buhran onları da şey yapabilir. O dokunu verir. Sakın meyletmeyin.
ve sizin için Allah'ın naslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan yakınlar yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Bak ne güzel uyarıyor. Sizin en yakınınız Allah'tır. Hani bu başka ayetlerde de çok var. Sizin veliniz Allah'tır. Resulullah'tır ve müminlerdir ayeti vardır. Bunları velayet konusunda da uzun uzun işledik. Şimdi burada sizin yardımcınız Allah'tır. Allah'ın aslarından, yani Allah derecesinde olmayan hiçbir varlıktan, öyle diyeyim, peygamber de olur. Sizin hani böyle cahili şeylerin umduğu, ne diyeceğiz, evliya dedikleri adamlar, kutup, kutbullahtaf, gavus, mavus falan filan, cemaat lideri, parti lideri falan filan, yani ne derseniz deyin yani hepsini. Onların hiçbirisinden size hayır yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Bu yanlışa düşerseniz, yani Allah'ın aslarından birinin arkasına düşer de ondan yardım vardım bekler, umar noktaya gelirseniz yardım göremezsiniz. Helak olup gidersiniz. Dünya ve ahiret hayatınızı mahvedersiniz. Bak. Şimdi Bakara 35'te de şimdi ve biz ey Adem sen ve eşin cennette isyan ediniz. Yani burayı yurt tutunuz. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol nasiplenin ve şu giriş şeye yaklaşmayın. Yani mal, altın, gümüş tutkunu olmayın. Yoksa kendi benliğine haksızlık edenlerden olursun dedik. Evet burada da tekasürün, mal mülk yığmanın, yani malı, mülkü, parayı, pulu, makamı, mevkiyi böyle amaç edinen insanların kendilerini ve toplumu ne hale getireceklerini aşikara bildiriyor. Eğer bunu yaparsanız, yani mal, mülk, hani tutkunu olursanız, onu aracı olarak değil de onu amaç olarak şey yapacak olursanız, kendi benliğine haksızlık edenlerden olursunuz. Evet, kendinize hem çok zarar verirsiniz, hem de ki Tekasür suresindeki ifadeyle dünyanızı cehenneme çevirirsiniz. Evet, şimdi yine Kur'an'dan bir öğüt daha vereceğiz bu yönden uyarı. Hani dedik ya, anadan babadan daha fazla uyarısı var, korumacılığı var diye. Onu da söyledim. Sonra eğer bunu yapmadıysanız ki ve asla yapamayacaksınız, öyleyse kafirler, yani Allah'ın ilahını Rabbim destekleyen kimseler için hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korun. Evet, şimdi bir nokta daha burada size belirteyim. Yani şöyle, Haşr suresinin 18 ile 20. ayetlerinden oluşan bir paragraf. Ey inanmış olan kişiler, Allah'ın koruması altına girin. Ondan daha büyük korunak yoktu. Hani dışarıda ne demişti? Şimdi hani Hud suresinde zalimlere meyletmeyin. Allah'tan başkası sizin yakınınız, yardımcınız değil demişti ya. Onun için burada da Haşr'da ey iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girin. Yani Allah ne emir verdiyse onu yapın. Onun bildirdiklerini din edinin. Başkalarınınkini değil. Her kişi yarın için ne hazırladığına bir baksın. Sadece bu dünya hayatınız yok. Bir de ahiret hayatınız var ya, ona bir baksın, bir gözden geçirsin. Evet. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah işlediklerinize haberdardır. Hepsini bilir, hepsini görür. Ve hepsi kayıt altında. Onun için kendinizi bir inceleyin. Ha. Ve Allah'ı umursamayan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah onlara kendilerini umursatmaz. Allah'ı umursamayanlar var ya, Allah da onları umursamaz. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Şimdi
Ateşin ashabı, hani Allah'ı umursamadılar ya, onlar ateşe gidecekler. Yoldan çıkmış kimseler ateşe gidecekler. Ateşin ashabı ve cennetin ashabı eşit olmaz. Cennet ashabı kurtuların ta kendileri, kurtulanların ta kendileridir. Ateşin ashabı da o zaman ne diyeceğiz? Perişan olanların ta kendileridir. Evet, burada Cenab-ı Hak şöyle gördük. Kur'an'ın içerisinde A'dan Z'ye kadar baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ne? Yani şöyle kaba tabirle söyleyeyim. Ateşin yaktığını, suyun da insanı boğduğunu, böyle her şeyleri inceden inceye Allah bize bildirmiş. Hatta Kur'an'ı anlamak veyahut da vahyini anlamak, kullarına merhamet etmek için Allah bir ayetinde, yani koskoca Allah bir sivrisineği bile örnek vermekten çekinmez. Yani Cenab-ı Hak bu ölçüde insanlara yardımcı oluyor, uyarıda bulunuyor, öğüt veriyor. Öyleyse şimdi ne diyeceğim? Nahl suresinin 90. ayetini sonunu okuyacak olursak, Allah düşünüp öğüt alırsınız diye size öğüt verir diyor. Evet, Allah bize dediğim gibi anamızdan, babamızdan daha fazla öğüt vermekte, bizim kendimizi kurtarmamızı istemekte. Ha, öyleyse böyle bir Allah'ın insanları sen şundansın, ben bundansın da direkt olarak, yani peşin peşin herhangi bir ayrımı söz konusu değil. O insanların kendisinin bildiği ve bileceği işler. Ayrıca akıl vermiş, fikir vermiş, kitap vermiş, elçi göndermiş. Buna rağmen Allah bunları değerlendirmeyen insanları da Kur'an'ında biliyorsunuz kınıyor. Şimdi burada bir diğer noktayı daha hani ben size değerlendireyim. Şimdi bu hani sazan avcıları, trollar, işleri güçleri Allah'a ve Kur'an'a iftira olan kesim, şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz o maddede bir de insanları köle ve cariye diye hani ayırdığından hani bahsediyor. Şimdi Allah hiçbir zaman işi insanları köle diye, cariye diye ayırmadı. Daha önce dediğim gibi Allah'ın nezdinde herkes kuldur, abittir ve dünyadan öbür tarafa giderken de dünyadaki makamı, mansıbı ne olursa olsun, statüsü ne olursa olsun oraya kul olarak gidecek. Peygamberler de dahil olmak üzere. Ne krallık, ne padişahlık, ne şahlık orada sökmüyor. Oraya herkes tek başına, ferden ve abden, hani Meryem suresindeki bundan evvelki sohbette anlattığım ayeti unutmayın. Oraya herkes abid olarak, kul olarak ve tek başına gidecek. Herkes de hesabını tek başına görecek. Orada peygamber de peygamberlik görevi olduğu için peygamberlik görevinin de hesabını verecek. Araf suresinde bu kasemle, teyitle, tekitle vurgulanır. Yani sen ben burada normal yaşam hayatlarımızın hesabını vereceğiz ya, oradan sorgulanacağız ya, peygamberler artı olarak, bakın artı olarak onların bizde peygamberlik görevi olduğundan peygamberlik görevinden de sorgulanacaklar onlar. Onların yükü bizden ağır. Tabii şimdi şöyle bir şey var yine aynı. Yani devlet idarecilerin makam mevkide, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı vesaire, hani ne diyeceğiz, sultan, padişah, kral, çar falan filan, onlar da o makamın şeylerini verecekler. Hatta ve hatta böyle temsil makamında olacak kişilerin cezası normal kişilere göre kat kat fazla olacak. Bunlar Kur'an'da belirtilir. Ha, ama eli kolu bağlanmış insanlar da yeri gelip onların suçları da yarı yarıya da indirilir. O da Kur'an ayetlerinde var. Onu biliyorsunuz. Ha, öyleyse biz ne diyeceğiz burada? Kur'an ve Allah'ın bildirdiği şeyler. Allah kimseyi bu köledir, bu padişahtır falan filan diye ayırmadı. Şimdi eskiden tabirle geda ile şah, yani köle ile şah
Allah nezdinde herhangi bir şey yok. O burada kulluk görevi. Kulluk görevi. Eskiden bazı saygı değer, Allah rahmet eylesin, hani valilik makamını işgal etmiş kişiler, ben valiyim de işim varmaz, vilayette çalışan bir devletin memuru olarak kendisini tanıtır ve çoluğuna çocuğuna da bu terbiyeyi verirdi. Bunu vereni tanıyorum. Evet. Öyle bir ayrılık yok. Şimdi gelelim köleliğe. Şimdi kölelik varmış. Şimdi İslam dininde kölelik yok. Allah nezdinde yok. Kur'an'da yok. Müslümanlarda var. Evet, Müslümanlarda var. Şimdi ve bugünkü Müslümanlarda olan köleliği de onlar Allah'a izafe edebiliyorlar. Yine şöyle söyleyeyim. Kur'an'da ve Allah'ın bildirdiği dinde cariyelik diye bir mefhum yok. Ama maalesef Müslümanlarda var. Öyleyse Müslümanların yalan yanlış inancını ve amellerini Allah'a ve İslam dinine mal etmek söz konusu olmamalı. Yanlış. Evet, bu yanlış. Şimdi şöyle ilk zamanlarda şöyle söyleyeyim. Yani daha önce tarihsel olarak köleliğin tarihi çok eski. Onu biliyoruz. Yani tarih kitaplarına bakacak, şey yapacak olursak çapulcular bir köyü, bir memleketi, bir grubu, bir insanı, bir şehri basıyor. Oradan toparlayabildikleri çocukları, kızları alıp gidiyor. Erkekleri köle yapıyor, kızları da cariye yapıyordu. Veyahut da şimdi savaş esnalarında, yani bu çapulun dışında, baskınların şeylerin dışında bir de hani resmen savaş yapılıyor. Savaşta esirler alınıyor. Savaş esirleri köleleştiriliyor. Evet. Şimdi İslam dini esir almayı da yasakladı. Müslümanlar biliyorsunuz Bedir'de hani esir aldılar Mekkelileri, Mekke müşriklerini ama Allah'tan da azar yediler. Esir alınmaz. Evet, savaşa katıldıysa esir ya teslim olur, ya kayıp kurtarır ya da ölür, öldürülür. Şimdi o ayet. Ve neticede şöyle söyleyeyim. İnsanlık imana geldi diyeyim. Vicdana geldi. Öyle şey yapayım. Neticede zaman oldu. Zamanın birinde başta 19. yüzyılda yani Birleşmiş Milletler tarafından yani şey olarak orada başta İngiltere olmak üzere köleliği hani kısaca yavaşça kaldırdılar. Bizde de yani o zamanki yönetimimiz Osmanlı Devleti'nde de şimdi 1857'de 1857'de köle ticaretini beyaz köle ise aynı 1909'da yasaklanmış. Önce zenciler sonra beyazlar böyle şey yapılmış şimdi. Şimdi gelelim İslam dinindeki buradaki ana meseleye. Şimdi buraya iyi dikkat edeceğiz. İslam'da kölelik var mı? Şimdi toplumda köleler vardı. Herkes, özellikle Medine döneminde herkes kendi inancını yaşıyordu. Öyle diyelim. Mesela şimdi şöyle, peygamberin eşinin, Hatice validenin bir kölesi vardı. Adı Zeyd. Başka köleler de var da o maruf olduğundan herkese bilindiğinden onu şey yapıyor. Ve o köleyi Zeyd'i daha Haris'ini bilmiyoruz daha o zamanlar iyi dikkat edin bu anlatacağıma. Zeyd'i Hatice validemiz kocasına kime kocası? Muhammed daha peygamber değil. Ona hediye etti. Peygamber de onu evlat edindi.
Ve Zeyd ne oldu? Zeyd ibn Muhammed oldu. Muhammed'in oğlu Zeyd oldu. Kademeye bakın. Ama daha sonra Medine'deki şartlarda Cenab-ı Hak evlatlıkları babaların adıyla anacaksınız biliyorsanız dedi. Böyle. Zeyd vardı ya, Zeyd Muhammed'in oğlu diye biliniyordu evlatlığı. Bu defa Allah yasakladı, Muhammed'in oğlu Zeyd demeyeceksiniz. Zeyd'in babası kim ise onun oğlu diyeceksiniz. Kendi soyadını kullandırtacaksınız. Ve ondan sonra bu ayet geldiği zaman da Zeyd birdenbire Zeyd bin Muhammed iken Zeyd bin Harise. Evet, Zeyd bin Harise oldu. Babasının adıyla anılır oldu. Babası da biliniyordu çünkü daha evvel Zeyd hani çocukken kaçırılmış, köleleştirilmiş falan filan da daha sonra Peygamberimizin yanında evlatlık konumundayken annesi babası gelmişler, kendilerini tanıtmışlar, Zeyd'i almak istemişler. Resulullah da Zeyd'i buyur, Zeyd burada gitmek isterse sizinle gider demiş. Ama Zeyd anasıyla babasıyla gitmeyip, kavmine dönmeyip Resulullah'la kalmayı tercih etmişti. İslami ahlak yönünden de bunlar çok önemlidir. Bakın, şimdi burada hani Zeyd'in köleliğinden evlatla geçişini şey yapıyoruz. Bu ara şunu hatırlatayım. İslam dini evlatlığı yasaklamaz. Evlatlıkların kendi öz evlatmış gibi soyadlandırılmasını yasaklar. Öyle gidecek olursa, yani o soyunu sopunu bilmeyecek olursa, yarın kardeşiyle, anasıyla, bilmem şuyla, buyla, nikah vesaire yönünden bir türlü sakınca doğabilir. Onun için kim kimin oğludur, kim kimin kızıdır, o bilinecek, anasının, babasının adıyla anılacak. Bakın, bu noktaya iyi dikkat edin. İslam dini evlatlık almayı yasaklamaz. Evlatlığa kendi soyadını verip anasını, babasını, soyunu, sopunun unutturtulmasını yasaklar. Bu konuyu belki daha ileride uzun uzun açarım. Onu da hani böyle şey yapayım, orada şey yapalım. Şimdi ne dedik? İslam dininde kölelik yok. Ama Müslümanlar arasında Medine toplumunda yaşarken Müslüman olmayanların elinde bir hayli Müslüman gayrimüslim köleler vardı. Onları da Cenab-ı Hak değişik ayetlerde yani değişik konularda işte bunun karşılığında bir köleyi kurtaracaksınız. Mesela zıharda olsun, yemin bozmada olsun vesaire veyahut da cinayet cezalarında falan olsun. Orada önce hani bir köleyi özgürlüğüne kavuşturun. Müslüman da köle yok zaten ama köle başkasının eline git o köleyi hani onun elinden al. Özgürlüğüne kavuştur tarzında emirler geldi. Ve birçok şey de böyle dışarıda kafirlerin, Müslüman olmayanların elindeki kölelerin kurtulması sağlandı. Hatta Tevbe suresinin 60. ayetinde de böyle kafirlerin elindeki kölelerin devlet bütçesinden para ödenmek suretiyle salınıp özgürleştirilmesi emri geldi. Tevbe 60, bunu da unutmayın. Devlet bütçesinden satın alınıp öyle diyelim onun özgürleştirilmesi geldi. Ha, mesela şöyle bir şey var hani burada size bir şey yapayım. Hepsi rahmetli oldu da. Mesela bir hani milli haltercimiz vardı. Yani Naim Süleymanoğlu diye bildiğimiz rahmetli diyelim. O bir başka devletin elinde esir konumundayken bizim devletimiz, o günkü devlet idarecilerimiz örtülü ödenekten milyonlar vermek suretiyle onu ülkeye özgürce getirdiler. Misal. Bu uygulama İslam'a uygundur. Yani kamu gelirinden o insanın özgürlüğüne kavuşturulması uygundur. Tevbe 60'a göre yapılabilirse bu devamlı yapılabilmeli.
Ha, şimdi şeye geldik. Gelelim İslam'daki öz şey ne? Öyle söyleyeyim. Şimdi öz şey ne? Bu İslam dinindeki öz nokta Ali İmran 79. İyi, dikkatli dinleyelim. Allah'ın ölümlü kimselerden kendisine kitap yasama, yürütme, peygamberlik verdiği hiçbir kimse için insanlara, bakın insanlara, Allah'ın aslarından olan bana, yani ben Allah değilim, sadece bana kul köle olun demek yakışmaz. Bitti. Peygambere bile, diğer insanları bırakın, bir peygambere bile, bir insana, bir beşere benim kulum olur musun, benim kölem olur musun demek yakışmaz. Lafı yakışmaz. Lafı. Uygulaması zaten olmaz. Bakın lafı, sözü edilemez bunu. Müminler arasında, Müslümanlar arasında, peygamber de olsa, kim olursa olsun, köleliğin lafı bile edilemez. Bu kadar. Değil ki uygulamaz. Ha. Şimdi diyeceksiniz ki bir hayli de şey var. Müslümanlar arasında köle var. Allah hiç kimse diyor. Böyle bir uygulama kesinlikle Müslümanlarda söz konusu olamaz. Şimdi bu köleleri, yani var denilen, gördüğümüz, ettiğimiz şeylerin Kur'an'la ve şeyde bir şey de yok. Ha. Kölelik gitti, değil mi? Hoppala. Şimdi gelelim cariyeliğe. Bakın, Kur'an'ımızda belirli yerlerde bir ırz namus meselesinde, evlenme meselesinde falan ki şeylerden geçen, bir de aile içi münasebetlerde geçen ayetlerde ma meleket eymanuhum veyahut da ma meleket eymanuküm diye bir ifade vardır. Ma meleket eymanuküm demek onların yeminlerinin, yasalarının sahip olduğu erkekler için bu. Burada bu ma meleket eymanuküm ifadesini tarihi süreç içerisinde cariyeleri diye çevirir oldular. Ayetin cariye ile alakası hiç yok. Bakın burada sığınmacı bayanların yoksulluktan, yetimlikten, hani veyahut da atılmışlıktan toplanmış, büyütülmüş, yürütülmüş himayetteki olan bayanlardan bahsedeyim burada ki hep öyle şeylerden bahsedelim. Bunlar bir himaye, bir aile birinin yanına vermiş, onun cariyesiymiş. Hele hele bakın şimdi ona istediği kadar sayı, istediği kadar da taciz, tecavüz yetkisi verilmiş cariye. Akıllardan uzak. Dine bundan daha büyük bir felaket, acı, iftira, cinayet yapılamaz yani. Ama yapılır. Bu ifade tamamen sözcüğün ifadesi ma meleket eymanuhum onların kanunlarının sahip olduğu kendilerinin değil. Ma melektüm değil. Bakın sahip olduğunuz demiyor Allah. Eymanuhum diyor. Onların yeminlerinin sahip olduğu kendileri değil sahip. Onlara yeminler, hani şunu söyleyeyim, ha, onu da söyleyeyim. Kur'an'ın indiği dönemde iman, yemin sözcükleri kanun, nizam demek. Kanunlarının sahip olduğu. Ha, şimdi bakın şimdi şöyle hani yurdumuzda eskiden Himaye-i Etfal çocuk esirgeme kurumu vardı. Orada oğlan kız çocukları yetişir, büyür. Sahibi kim? Devlet. Yasalar. Kimsenin değil. Onun için de onlar evlendirileceği zaman, işe sokulacağı zaman onlara veli olarak, ana baba olarak vali imza atar. Vali. Kişiler değil. Şimdi o kurumlaşmış. Kurumlaşmadan evvel de toplumun bazı insanlarına
Böyle çocuklar, bayanlar, baylar himaye verilirdi. Ama kesinlikle, bakın kesinlikle onlar ne sayısız olurdu, ne de hele bayanların öyle sahibi tarafından, himaye eden kişi tarafından öyle sayısızca onunla nikahsız olarak birleşmesi söz konusuydu. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha. İsterseniz Nur 24 ve Nur 33'e bakacak olursanız, himayedeki bayanların da mameleket eymanında yakınlarının velisinin izniyle evlendirilmesi, nikahlarının kıyılması istenir. Bakın unutmayın. Nisa suresinin 24-25 o pasajda mameleket eymanında yakınlarının izniyle nikahlanarak evlenilmesi, cinsel ilişkiye girilmesi emredilir. Böyle bir şey yok. Şimdi bu yok da size bir sır daha vereceğim burada. Bakın bu kimsenin kolay kolay dillendirmediği ve dillendiremeyeceği bir nokta. Şimdi Nur suresinin 31. ayeti var. Nur suresinin 31. ayetinde bayanların sokakta veyahut da ev içinde kimlerle nasıl teşriki mesai yapması gerektiği anlatılır. Bilgileri verilir. Şimdi şöyle, orada hani bayanların evdeki kızlar olur, analar olur, bacılar olur, gelinler olur falan filan. Şimdi onlar bir evde hani özellikle o dönemde ataerkil aile düzeninde bir hayli kalabalık aile düzeninde kimlerle hani iç giyim, dış giyim meseleleriyle nasıl davranması lazım geldiğini ifade eden bir ayet bu. Müminun suresinin 31'i. Şimdi bir bölümünü kısadan geçeceğim ama son bölümünde iyi dikkatinizi isteyeceğim. Mümin kadınlara da bakışlarından bir bölümünü kısmalarını ve ırzlarını korumaları söyle. Tamam. Peygamber hani emri gayip olarak çıkın ey Müslümanlar, bayanlar. Hani olur ki sağda, sokakta, şurada, burada erkeklerden hani kendini biraz teşhir etmiş olanı görürsünüz. Yanlış davrananı şey yaparsınız. Görmezden gelin. Ve yine ziynetlerini erkekler için cinsel tahrik nedeni olan organlarını da belli etmesinler. Ama zoraki açıkta olması gerekenler hariç. Ne o? Gözü, dudağı, yanağı vesaire onlar açıkta olacak. Tamam. Örtülerini de göğüs şırmaşlarının üzerine sarkıtsınlar. Ha, o günkü Arap coğrafyasında şimdiki gibi düğme yok, ilik yok. Bir buradan tutturur. Açıl eğildiği zaman göğüsleri, memeleri de ortaya çıkar. Ha, onu da kapatsınlar. Tamam. Ziynetlerini erkekler için cinsel tahrik nedeni olan organlarını. Bir. Bakın verimsiz kocaları olur. Gösterebilirler. Şimdi nelere olur bak. Babaları görebilir. Babaları gör. Şimdi verimsiz kocalarının babaları da görebilir. Ayrılmakta olan hani eski kayınpederleri diyeyim ben buna. Oğulları da görebilir. Verimsiz kocaların oğulları, evlatlıkları da görebilir. Erkek kardeşleri de görebilir. Kardeşler arasında da sorun olmaz. Erkek kardeşlerinin oğulları, yine yeğenleri de, kız kardeşlerinin oğulları, yine yeğenler ve kadınlar. Kadın kadına da herhangi bir yani ziynetlerinin, boynunun, göğsünün, hani kalçasının görünmesine sakınca yok diyor bak Cenab-ı Hak. Ama bu noktaya iyi dikkat edin. İşte anlatacağım, size sır olarak söyleyeceğim, kimsenin de dillendirmediği nokta bu. Burada diğer bir madde, ev ma meleket eymanühünne, kadınların yeminlerinin sahip olduğu. Daha önce hani cariye kısmında ma meleket eymanühüm, erkeklerin sahip oldukları deyip buna cariye diyorlardı ya. Bu defa kadınların yeminlerinin sahip olduğu. Eğer o cariye mantığı ya şeyse kabul ediliyorsa ve edilecekse
Buradaki buna verilecek anlam ne biliyor musun? Evdeki kadınların cigolaları demek olur. Evet. Erkeklere cariye, sınırsız cariye getirirlerse kadınlara da sınırsız cigola getirirler. Bunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Nur suresinin 31. ayetindeki ev ma meleket eymanuhunne. Evet. Burada kadınlara yönelik ma meleket var. Erkeğin ki cariye olursa bu da cigolo olur. Bunu unutmayın. Halbuki burada yine hani ailelerde mal mülk ayrılığı vardı ya, kadının himayesine edilmiş erkekler demek. Evet. O aileye yani himayeye erkek çocuklarda, erkek delikanlılarda himaye olarak verilir. Onlar da aile efradından sayılır. Ama kesinlikle böyle cinsel ilişkiyle, cariyelikle, cigolalıkla bir alakası yok bunların. Bunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Ayetteki ev ma meleket eymanuhunne. Ma meleket eymanuhum cariye olursa bu ifadede cigola olur kadınlar için. Bunu bütün yani bu hani cariye mefhumunu dilden dile elden gezdiren kişilerin yüzüne suratına vurabilirsiniz. Kur'an işte öyle bir din. İşte Kur'an'daki bu gerçekler böyle kimseyi yani Allah tarafından bakın tekrar ediyorum. Allah tarafından bu köleydi, bu cariyeydi, bu şuydu, buydu falan filan gibi bir uyurum yok. O nedir? O cahillerin İslam dinini fesada boğdurmak isteyen zihniyetin eseri ve ürünüdür. Evet, yine bu tip yani Sazan avcılarının sorularını değerlendirmeye, iddialarını, iftiralarını değerlendirmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.